yarım kilo kadar tatlı patatesi önceden haşladım, süzdüm. İyice kuru hale geldiler. Şimdi bunları ben bir püre haline getireceğim. Püre haline getirirken de içerisini çeşitli malzemelerle destekleyeceğim, lezzetlendireceğim. Şimdi iyice bir püre kıvamına gelene kadar bir mikserden geçiriyorum. Ve bu esnada yavaşça diğer malzemeleri katıyorum. Bu malzemelerin herhangi bir sırası yok. Ama önemli olan öyle bir kıvama getirelim ki bunu ne çok yumuşak olsun ama ne de çok katı ve sert bir kıvamda olsun. Şimdi bir miktar Hindistan ceviz yağını ekliyorum. Katı haliyle ekleyeceğim, eritmeme gerek yok. Ve eklerken de bu yağın bir kısmını pişirme kaplarının altına fırçalıyorum. İki tane kabı yağladıktan sonra artık geri kalan bütün Hindistan ceviz yağını tatlı patatesin içerisine ekliyorum. Bu esnada bir vanilya çubuğunun tanelerini kullanacağım. Bu hem görüntü olarak hem tat olarak güzel bir farklılık katacak crumble'ın alt malzemesine. Şimdi yavaşça akçaa çorbasını ilave ediyorum. Tatlı patates zaten adı üstünde olduğu gibi kendinden bir tatlılığı olduğu için çok da fazla tat katmak istemiyorum. Şöyle mikseri durdurup kenarda kalan parçaları kabın içerisine katacağım. Ve bu esnada biraz lezzet vermesi için içerisine muskat rendeleyeceğim. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Şimdi tarçın bunun üst katında var ama bir miktar bu tarçından alt kata da ilave edebilirsiniz. Evet, çok az miktardaki Hindistan cevizi sütünü de ilave ediyorum. Keten tohumu tozunu da ilave ediyorum. Ve crumble'ın alt katı hazır. Tekrar bir karıştırıyorum bütün malzeme eşit olarak. Her tarafa yayılsın diye. Ve kullanacağım kaselerinin alt tabanına bu malzemeden yayıyorum. Bol miktarda alt tabanı yaydım şimdi. Sırada crumble'ın üst malzemesini hazırlamak var. Ceviz var. Cevizi rondodan çok ince parçalara önce bir böleceğim. Un ufak kıvamı getiriyorum. Şöyle gördünüz şu kıvamdan parçaladım. Yulafı ilave ediyorum. Yulaf unu, bol miktarda tarçın, bir miktar tuz ve dilerseniz daha önce crumble'ın altında kullandığımız muskatı bunun içine de rendeleyebilirsiniz. Böylelikle tarçını ve muskatı her iki kata paylaştırmış olduk. Bir miktar muskat ilave ettim. Piştikten sonra kıtır kıtır hale gelmesi için de esmer şeker. Ve bütün bu malzemeleri harmanlayıp Hindistan cevizi yağıyla crumble kıvamına getiriyorum. Evet, crumble'ın bütün malzemelerini karıştırıp tam bu kıvama getirdikten sonra artık daha önce hazırladığımız tatlı patatesli bazın üzerine yayabiliriz. Evet, hazırlaması bu kadar kolay ve son derece güzel malzemelerle hazırladığımız sağlıklı crumble hazır. Şimdi fırına pişirmeye götürüyorum. 180 derecede yaklaşık 30 ila 40 dakika arası pişecek. Üzeri tam pembeleşince fırından dışarı çıkaracağız.